Mübarek Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında. Bugün, takvimlere göre, mübarek Ramazan ayının 25. günüdür. Takvimlerde, yarınki gecenin, Kadir Gecesi, olduğu yazılıdır. Bilindiği üzere, Allahü Teala, kullarına çok acıdığı için bazı gecelere, günlere ve aylara kıymet vermiş, bu gece, gün ve aylardaki dua, tevbe, namaz ve oruç gibi ibadetleri kabul edeceğini bildirmiştir. Aslında Cenab-ı Hak, kullarının çok ibadet yapmaları, dua ve tevbe etmeleri için böyle gece, gün ve ayları birer sebep kılmıştır. O halde bizler, böyle gece, gün ve ayları birer ganimet bilmeliyiz. Bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli, demek olan, mübarek, sıfatıyla sıfatlanan ve İslam dininin kıymet verdiği 10 geceden, Hicri Kameri sene içerisindeki sırasına göre, 1 Muharrem, 10 Muharrem, Aşure gecesi, Mevlid, Rigaib, Miraç, Berat, Kadir, Ramazan bayramı, Arefe ve Kurban bayramı gecelerinden, biri de Kadir gecesidir. Kur'an-ı Kerim'in, Resulullah Efendimiz'e gelmeye başladığı ve Ramazan ayı içinde olan, Kadir gecesinin fazileti, üstünlüğü, bin aydan daha faziletli, hayırlı, kıymetli olduğu Allahü Teala tarafından, Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde açıkça bildirilmektedir. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, Allahü Teala indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Bir hadisi şerifte, Allahü Teala, beş şeyi beş şey içinde, rızasını taat, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini ise Ramazan ayı içinde gizlemiştir, buyuruluyor. Eshab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'e Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorunca, Kadir gecesini, Ramazan ayının son 10 gününde arayınız, buyurmuşlardır. Hazreti Ayşe, radıyallahu anha, validemiz de buyurdu ki, Resulullah, Ramazan ayının son 10 gününde, her zamankinden daha fazla ibadet ederdi. Tirmizi, bu husustaki hadisi şeriflerden birkaçı da şöyledir. Kadir gecesini, Ramazan'ın son 10 gününün, 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi, tek gecelerinde veya Ramazan'ın son gecesinde arayınız. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin geçmiş ve gelecek günahları affolur. İmam Ahmed. Kadir gecesi, Ramazan'ın 27. gecesidir. Ebu Davud. Kadir gecesini soran bizata, Peygamber Efendimiz. Bu yıl, Ramazan'ın ilk gecesiydi geçti. 27. geceyi ihya et. Ramazan'ın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, haç, umre, şehitlik ve gazilik sevabı verilir, buyurdu. Hazreti Ayşe annemize hitaben de, 13. geceydi geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibadet sana yeter, buyurdu. 18 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ramazan Ayvalı.